değişimiyle zaman mekan yüzeyinin farklılaşması. Şimdi bunu şöyle açıklayayım. Hatırlamalar dedim. Gerçekten ben eseri yazarken bana gelmesini istiyorum. Yani onu makamlarla ilişkiye geçtiğim zaman onun bana yavaş yavaş gelmesini istiyorum. Bu belki spiritüel bir şey ama ben bunu samimiyetle böyle yaşıyorum. O bana yavaş yavaş geliyor. ve bu süreç de şöyle bir şey var. Bazı ezgiler hatırlayabiliyorum elbette. Ne olduklarını bazen çok kestiremiyorum. Ama ezgi fragmanları hatırlıyorum. Hatırladığım şey benden çok uzakta olduğu için onu kağıda aktarırken hatırlayan hatırlanan arasındaki mesafeyi benim kağıdıma tınısal dönüşümler olarak yansıyor. Yani biraz tabii hatırladığım ezgi biraz bulanık geliyor. Çünkü hatırlama da aslında çok relatif bir şeydir. Bazen 10 yıl önceki bir hatıra size 5 dakika öncekinden daha yakın olabilir. Dolayısıyla bunun benim kağıdıma geçerken tınısal boyutu çok yoğun buluyor. Bu icrada da, yani ben bu özellikle ritimlerle çok 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 çalışmak zorunda kalıyorum. Yani gerçekten o andaki sesin yoğunluğu ve kütlesi onun ritmini belirliyor. Bu ne demek? İşte bir crescendo, işte sul ponticello olması, flageolo olması, bütün bu değişiklikler kütleyi değiştiriyor, yoğunluğu değiştiriyor. Dolayısıyla zamanı da değiştiriyor. Onu bulunca benim için çok zor bir süreç oluyor. Onun ne kadar, kağıt üstünde çok basit gözüküyor. İşte birlik nota mı, noktalı birlik gibi bir fark mı? Ama benim için çok fark ediyor. Şimdi icrada da tabii bu esnek oluyor. Yani icra anında da tabii bu kütle değişimleri, yoğunluk değişimleri zamana büküyorlar tabii. Ve dolayısıyla benim tempom her zaman esnek olmak zorunda. Bu yüzden şef olduğu zaman bazı şeflerle çok iyi anlaşıyorum, bazıları hiç anlaşamıyorum. Çünkü o esnekliği bazen mesela teknik olarak daha şey olan şefler diyelim ki örnek olarak söylüyorum. Çok tekniği gelişkin olmayan ama müziği iyi kavrayan şefler benim müziğimde daha iyi işliyor. Çünkü müziği o şeyi akışın göreceliliğini kavrayabilen şefler ve müzisyenler. Yani biraz sallantılı akış aslında benim müziğimin icrasının temelini oluşturuyor. Burada da makamlarla ilgili bir örneği benim bir işte bu şeyde San Francisco'da icra eden bir eserin şeyiydi. Oradan aldığım bir kesitti. Burada başka bir konu, bu oraya girmeyeceğim. Ama ben makamları hep üçlülere ve bu doğal, İlhan Osmanbaş doğal akort diye çevirmişti, just intonation'ı. Hocam bu ne olabilir demişti. Doğal akort olur dedi. Benim de o zaman aklıma yattı, hala yatıyor. Ben de hala doğal akort diye, just intonation doğal akort diye çeviriyorum. Bilmiyorum, inşallah birisi daha iyisini bulur. Bilmiyorum, belki benim atladığım bir şey, birisi var mı just intonation'ı Türkçe'ye çevirir. Hocam belki söyler. Ama Justin tabii ki şeyde esnek, yani Türk müziğinde notalar esnek ama sonuçta referans olarak ben doğal üçlülere dayandığını düşünüyorum. Bu uzun bir konu, belki başka bir konuşmanın gündeme getiririz. Bu şeyi böyle kuruluyor, yani dış yüzey böyle kuruluyor. İç yüzeyde çok uzatmayayım, dediğim gibi anımsamalar. Anımsamaların göreceliğini, şimdi ve geçmiş ikiliğini, aslında şimdi yaşanıyor ama şimdinin içinde geçmiş de var. Bu biliyorsunuz işte Henri Bergson bu konuda çok yazmıştı. İşte Marcel Proust çok fazla bu istemsiz bellek kavramları. Özellikle Schubert müziğine özellikle Charles Rosen bunu tabii ki çok benzer ama çok farklı durumda, farklı kontekstler. Ama ben o Charles Rosen'ın tanımını çok kullanıyorum.
past within present diyor. Yani içinde geçmiş olan şimdi. Ben de bunları kullanıyorum. Evet, figür doku ikiliği. Ya aslında benim müziğim tek sesli bir müzik. Ama içindeki yankılar ve o yankıların tınısal durumları ve süreçleri belli bir doku da oluşturuyor. Dolayısıyla figür ve doku arasındaki ikilik de bir süreç haline dönüşmüş oluyor. Alıntı olmaması dedi. Ha, bu bitmiş, bu kadar. Sonrasında konuşuyoruz. Şimdi şöyle yapalım. Eğer soracağınız bir şey yoksa ben bir eser dinleyelim. Tamamını dinlemeyiz herhalde. Pardon. Bazen getiriyorum, unutuyorum. Yavaşlayayım bakalım buyurun. Şöyle vereyim. İki eser getirdim. Başka şey çalacak olursam buradan seyrede. İki eser var, dörder tane var. O da şey, hangisi? Ha, aksın. Sabahlara bir şey söyleyeyim. Söyleyin, evet. Şey dağıtsın. Şey. Tamam. Bir tane daha. Seyirin bu akşam. Beraber iç ses yapalım mı? Olur. Kemençe ve ansambl için hazırlıyorum. Tamam. Bir saniye, siz bir şey söylesin. Ben bir sesim deneyeyim de. Evet, şu anda ses sessiz almış olabilirsiniz. Onu bilgisayarın kendi sesini aldım. Şu an bilgisayarın kendi sesini aldım. Yani. Bilgisayar mı? Infocus değil mi? Şu anda evet. Ama bilgisayardan geliyor. Evet. Tamam. Peki şimdi bir de o zaman şeyi tekrar bağlasak. Neyi? Yani tekrar büyük bir şeyi bağlasak. Bluetooth mu? Yani ses çıkmıyor.
Evet. Kusura bakmayın. Siz ne diyecektiniz? Dinleyelim mi? Peki bunu bir dinleyelim. Ondan sonra konuşuruz. Tamamını çalamam herhalde. Bir saate yaklaşıyoruz. Belki solo kemanın tamamını çalarım. Biraz bunu böyle dinleyelim. Belki sorular falan varsa konuşuruz.